Türkiye'nin en farklı İngilizce eğitim platformu olan Çağdaşın İngilizce Dil Okulu'na hoş geldiniz arkadaşlar. Sizin de çok özlediğiniz İngilizce Cümle Nasıl Kurulur serisinin 62. bölümünde tekrardan birlikteyiz. Şimdi bu bölümde de sizler için hazırlamış olduğum cümleleri birlikte İngilizceye adım adım çevirelim arkadaşlar. Şimdi birinci cümleye geldim. Leonardo da Vinci başarılı bir sanatçı olmasının yanı sıra aynı zamanda bir heykeltıraş, mimar ve bilim adamıydı. Burada hemen sondan başlayabiliriz. Şöyle Leonardo da Vinci aynı zamanda bir heykeltıraş, mimar ve bilim adamıydı. Hadi buradan birlikte yazmaya başlayalım arkadaşlar. Leonardo da Vinci kopyalıyorum özne konumdaki ifade. Bakın bilim adamıydı. Pastale to be fiili görebilirsiniz zaten. Karakteristik ifade özelliğini vurgulamış burada. Was'a da were kullanacağız. Özne tekil olduğu için was kullandım. Was. Şimdi hangisinden yazmaya başlayacaksın? Bilim adamından mı? Yoksa mimardan mı? Yoksa heykeltıraştan mı? İlk söylenenden yazmaya daima başlarsınız arkadaşlar. Bunlar sıralı ifadedir. Yani heykeltıraş olarak hemen tanımlayacaksınız burada. Biri de unutmayın. Burada miktar ifadesini mutlaka ilk olarak yazacaksınız. Şunu da hatırlatayım. Bakın aynı zamanda ile birlikte cümle kuruluyor zaten arkadaşlar. Bir cümle zarfı olarak da kullandığımız olsa rahatlıkla buraya gelebilir aynı zamanda anlamında. Ekleme bağlaçlarında değerlendirdiğimiz tabii bir yapı. Ekleme zarfı bu da. Also a, şimdi heykeltıraş değil, sculptor. Sculptor, heykeltıraş anlamında kullandık. Virgülü koydum, ikinci ifade mimar. Mimar anlamında da architect'i kullanalım. Architect. Virgül koyup end diyorum, bir tane daha bir şey kaldı. Bilim adamı, scientist diyebilirsiniz, a man of science diyebilirsiniz. Tabii iki farklı şekilde gösterebilirsiniz. Burada farklı göstereyim ben, a man of science. Sizin düşünüzden biraz farklı düşüneyim ben. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Tamamdır. Şimdi bir tane bir yapı kaldı arkadaşlar. O da şu. Leonardo da Vinci başarılı bir sanatçı olmasının yanı sıra. Şunu farklı renge boyuyorum. Nın yanı sıra gördünüz mü burada? Şurada. Bir ekleme bağlacı söz konusu. İster bağlaç da verin. Özne ortaklığı olduğu için bunu ekleme edatıyla vereyim ben. Ondan sonra da bir kısaltma yapalım arkadaşlar. O da şu. Bakın besides... Hem zaten ortaktı. Besides ekleme bağlacı olarak da aynı zamanda kullanılabiliyordu burada. Yanı sıra anlamında. Ek olarak anlamında. Hem de kendine sonra isim öbeği de getirilebiliyordu. Besides burada ortakta hatırlayın. Bundan sonra şunu deyin. Başarılı bir sanatçı olmak. Özne ortaklığı var. Yani kısaltacaksınız burada. Bağlaçla birlikte kısaltma nasıl oluyor? Elbette ki verb ing ile birlikte oluyor. Başarılı bir sanatçı olmak. Olmak anlamında fiilimiz be, yani being olarak getir diyor. Being, başarılı bir sanatçı. A, successful, accomplish diyebilirsiniz. Başarılı anlamda accomplish diyelim. Accomplish'in aynı zamanda tamamlamak, başarmak anlamında da fiil olarak da kullanıldığını hatırlatayım. İd'i de kısa eklerseniz sıfatlaştırırsınız. Artist şeklinde getirdim. Sanatçı anlamında kullandım. Cümleyi de bu şekilde noktalamış oluyoruz. Şöyle, besides'le birlikte kurduğum ifade besides being an accomplished artist. Burada bu yapı kısaltılmış bir yapıdır. Neyden dolayı? Leonardo da Vinci iki cümlenin ortak öznesi olmasından dolayı. Yani o özne ortaklığı varsa rahatlıkla burada bağlaçla birlikte arkadaşlar kısaltma yapabiliyorsunuz. İşte burada başka bağlaçlar da kullanılabilir elbette yani. Anlamdan daha farklı işte after, before, işte when vesaire. Yani bunlarla birlikte de kısaltma yapmak istiyorsanız verb ing'yi ardından getirebilirsiniz tabii ki. İkinci cümleye geldim. Tam kahve arası için oturduğumuzda yangın alarmı çaldı. Şurada dığında dinde anlamında bir bağlaç söz konusu. Bakın şurada dığımızda dığında dinde ve tam ifadesi var. Fark ettiniz mi? Tamı da atlamayın. Çünkü birleşik bir bağlaç olarak burada karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Normalde siz şunu düşünebilirsiniz. Yani dığında dinde anlamında hemen when bağlacı. Elbette ki when bağlacı diye burada aklımıza geliyor ilk ama tamı koyduğunuz zaman arasına yani tam dediğim zaman just geliyor aklımıza değil mi? Just. Tamam. Bunu kullanıyoruz. Peki just when'i duydunuz mu? Çok duymadınız. Just when. Peki just as'i duydunuz mu? Just as'i duydunuz. Şöyle bir grup vardı değil mi? As, just as, while ya da işte when. Bunun ortak. Şimdi as'in şöyle güzel bir özelliği var arkadaşlar. Hem burada sebep sonuç bağlacı olarak the içinden dolayı nın yüzünden anlamında kullanılabiliyor. Dıkça dikçe anlamında da kullanılabiliyor. Ve aynı zamanda as'in hem while anlamında, bakın anlamında, iken anlamında hem de when'in, the'ın da, the'in de anlamında
ortak olarak kullanılabiliyor. Rahatlıkla bunu kullanabilirsiniz. Bunu belirteyim. Şöyle yani just as, just when değil de just as kullandık. Buradan niye as kullandığımızı anlayabilirsiniz. Biz kahve arası için oturduk diyeceksiniz. Simple past tense kurun hemen. We oturmak anında sit fiilin ikinci hali sat şeklinde gelsin. Sat down. Biz oturduk. İçin anlamında for edatını koydum. Kahve arası. Kahve molası yani. Coffee break dediğimiz olay zaten. Bizim ama. For our coffee break. Tamamdır. Virgülü koydum. Bağlaçla başladığım için virgülü koydum. Devam ediyorum. Yangın alarmı çaldı. Alarm çalması yani çalmak anlamda ring fiili kullanabilir. Yangın alarmı özne konudaki ifade. The fire alarm ring ikinci halde düzensiz fiil olduğu için ring'e dönmektedir. Üçüncü halde rang'a dönmektedir. Bunu belirteyim. Tamamdır. Burada güzel bir yapı gördünüz. Just as. Üçe geldim. İnsanlar genellikle pazar araştırmalarında doğruyu söylemezler. Bu nedenle onlardan elde edilen sonuçlar her zaman doğru değildir. Şöyle bir yapı var. Bu nedenle bağlacı var burada. Sonuç bağlacı olarak değerlendirdiğim aslında. Burada bunları kullandığımız zaman da kendinden önce genellikle noktalı virgül, iki nokta üst üste virgül vesaire nokta alırlar. Bu nedenle anlamında arkadaşlar. Genellikle biz so'yu biliyoruz ama onun dışında da bağlaçlar var. Thus, therefore, accordingly, ondan sonra hence kullanılabiliyor tabii ki. Thus, hence, therefore, accordingly, in accordance bunlar var tabii ki. As a result bu da tabii ki bunun sonucu sonuç olarak anlamda kullanılabilir. İlk cümle mi? Hadi yazalım. İnsanlar doğruyu söylemezlerle birlikte başlayacağız arkadaşlar. People. Şimdi bir de şunu gördüm. Genellikle anlamında sıklık zarfı var. Usually, generally, often, frequently. Bunlar simple present tense'te genellikle kullanılanlar değil mi? Güven doğruyu söylemezler. Don't diyorum. People don't. Unutmayın bir sıklık zarfı getirilecekse arkadaşlar hangi tense olursa olsun yardımcı fiillerden sonra getirilir. People don't usually şeklinde genellikle kullanılmaktadır. Bunu belirtim. Yani şurada da kullanılıyor bazen. Yani o daha nadir kullanılan bir yapı. Genellikle yardımcı fiillerden sonra kullanılıyor. Yani bu yardımcı fiiller işte don't olur, doesn't olur, haven't olur, hasn't olur, hadn't olur, will not olur. Ya da işte be going to tensinde to be fiil olur. Ondan sonra getirebilirsiniz rahatlıkla. Doğruyu söylemezler. Tell truth değil mi? Truth. Doğruyu söylemek anlamında kullanılır. Pazar araştırmalarında dedi anlamında onu koyuyorum. On pazar market demektir. Market survey kullanabilirim değil mi? Surveys. Yani anket anlamına da geliyor tabii ki. Araştırma anlamında da kullanabilirsiniz. Noktalı virgül. Bu nedenle diyor. Does'ı kullanmak istiyorum ben burada. Does, therefore, hence bunlar kullanılabiliyordu. Bu nedenle onlardan elde edilen sonuçlar her zaman doğru değildir. Şimdi bakın. Sonuçlar doğru değildir. Kafanız karışmasın. Özne yüklemeyi ilk olarak ayıklayın cümlede. Sonuçlar. Results. The ile birlikte başlayalım. The results. Nokta nokta nokta. Burada bir yapı var. Özneye ortak bir yapı. Bakın onlardan elde edilen sonuçlar. Özne konumundaki ifade normalde bu. Bunu ayıramayacağım için bunu şimdi yazmam gerekiyor. Elde edilen diyor ama fiille birlikte isim birleşmiş. Fiil artı isim bizi neyi veriyor arkadaşlar? Nitelenen ifade isimse ejective clause'u veriyor. Yani diğer adıyla relative clause dediğimiz olay. Sıfat cümleci. Fiil niteler, isim nitelenir daima. Ve elde edilen dediği için passive voice'u görebilirsiniz burada. Uzun hali şöyle. Şöyle that yazarsınız burada. Ya da which de yazabilirsiniz tabii ki. Was, were dersiniz. Which, were. Elde etmek anlamında obtain'i kullanabilirsiniz. Obtained. Şöyle. Uzun hali bu şekilde yazılabilir. Bakın passive voice'u görebilirsiniz. Simple past tense passive voice'unu yaptım. Elde edilen sonuçlar dedim. Kısaltmasını yani reduction'ı nasıl yapabilirsiniz? Relative verb tamamen gidiyor. Yardımcı fiillerin tamamı gidiyor. Fiilin üçüncü hali kalıyor. Bunu unutmayın. Obtain de genellikle kendinden sonra from alıp bir şeyden elde etmek demektir. Kimden? Onlardan. From them. Özne tamamdır. Şimdi yaptığımız, analiz ettiğimiz özne buydu. Her zaman doğru değildir. Aren't. Bakın results özne. Results.
aren't her zaman always. Doğru anlamda right, accurate, correct. Bunları kullanabilirsiniz tabii ki. Doğru anlamında. Dörde geldim. Yemeğine neredeyse hiç dokunmadıktan sonra doğrudan yatağa gittiğinden dolayı onun için endişeleniyorum. Burada iç içe geçmiş 3 tane cümle okudum ben. Şu birincisi. Yemeğine neredeyse hiç dokunmadıktan sonra hemen after bağlacını koyun sevgili arkadaşlar. Ya da sizin düşüncenizle gideyim ben. Sizin düşüncenizle gideyim. Sondan başlayayım. Hiç kafanızı karıştırmayayım. Onun için endişeleniyorum. Hadi bakalım. Worry about, değil mi? Ama to be fiil ile birlikte kullanacaksınız. I'm worried şeklinde. Ben endişeliyim anlamında kullanacağız. Worried about him ya da her kullanabilirsiniz. Sorun değil erkek ya da kadın. Evet, devam ediyorum. Şuradayız bakın. Doğrudan yatağa gittiğinden dolayı. Den dolayının yüzünden anlamında bir tane bağlaç az önce sizlere söyledim zaten. Just as ile birlikte. As. Den dolayı anlamında sebep sonuç bağlacıdır. Bu kendinden sonra cümle alır. As. Seeing as, seeing that, because, since. Bunlar kullanılabiliyor değil mi? Now that, in that. Bunlar. As'i kullandım. Şunu diyeceksiniz. Doğrudan yatağa gitti. He, go, went'e döndü. Şöyle özne de yazayım. As he went. Doğrudan anlamında directly'yi kullanalım. Directly, zarf kullandım. To bed. Doğrudan yatağına gitti, yattı anlamında kullandık. Son cümlemiz kaldı. Yemeğine neredeyse hiç dokunmadıktan sonra özne ortaklığı var mı? Elbette var. Şurada bakın. Burada. He. O yatağına gitti yattı. Yemeğine dokunmayan da o. Özne ortaklığı var yani. After bağlacı sonra ne hatırlattım az önce? Kısaltma yapmak istiyorsanız özne ortaklığı olması lazım ve verb ing'i rahatlıkla kısaltabilirsiniz bu şekilde. Nasıl yazacağız peki? Neredeyse hiç anlamında hardly, seldom, scarcely, barely, sıklık zarfı değil mi bu da? Nadiren anlamında, neredeyse hiç anlamında. Bunu kullanacağım. Ve sevgili arkadaşlar bakın. Bu sıklık zarfı çok önemlidir. Anlam olarak çok önemlidir. Yani bunu kullandığınız zaman anlam otomatikmen Türkçe'de olumsuz gibi görünüyor. Ama değil. Bakın değil. Bunun diğer anlamı da nadirendir. Siz nadiren dediğiniz işte nadiren okula gider. Neredeyse hiç okula gitmez. Aynı şey. Sadece söylem farkı var. O yüzden İngilizceyi bu şekilde doğru öğrenmek gerekiyor. Türkçeden değil İngilizceden yola çıkmak gerekiyor. Bunu kullandık. Olumsuz yapmak lazım hocam. Hayır. Neredeyse hiç anlamı zaten olumsuz anlam katıyor. Ama İngilizce'de bunu yazmıyoruz tabii ki. Şimdi after'dan sonra hemen zarfı koyabiliriz. Barley'i koydum. Barley. After barley hiç dokunmadı diyeceğiz. Dokunmak anlamında fiilimiz touch fiili. Touch ne oluyor? Touching oluyor. Bu şekilde. Neyine? Akşam yemeğine. Yani yemeğine. Dinner diyebilirsiniz. Lunch, breakfast diyebilirsiniz. His dinner deyip noktaya koyuyoruz. Evet, elimden geldiğince her attığım adımı sizlere anlatmaya çalışıyorum. Umuyorum ki rahatlıkla anlayabilirsiniz arkadaşlar. Zaten kurslarımızda bunun için var. İşte A1, A2 kursu, B1, B2 kursu, diğer yardımcı kurslar, işte 500 metin çeviri kursu, phrasal verb öğrenme kursu, 3500 kelime kursu. Tabii aynı zamanda Friends dizisinde speaking kursu. Burada sizlere ekstradan yardımcı olacaktır arkadaşlar. 5'e geldim. Fotokopi makinesini kullandıktan sonra lütfen kapatmayı unutmayınız. Son anlamda yine after bağlacı var. Görebilirsiniz zaten. Şimdi kullandıktan sonra lütfen kapatmayı unutmayınız. Şurada da bir olumsuz imperatif var. Emir cümlesi var. İlk olarak şu after'lı cümleyi yazalım. Kısaltma yapmayalım. Siz kullandıktan sonra değil mi? After you kullanma kanununda use. Simple present tense diyorum. After you use fotokopi makinesi. The photocopier değil mi? Foto, fotoğraf demek zaten. Copier derseniz fotoğraf işte fotokopi makinesi anlamında kullanabilirsiniz. Machine'i de getirebilirsiniz ardından. Getirmeye de bilirsiniz tabii ki. Virgülü koydum. Lütfen diyorum. Please diyorum. Devam ediyor. İmperatif olumsuz nasıl yapıyoruz? Don't'la birlikte yapıyoruz değil mi? Please
Don't unutmayınız. Forget. Don't forget. Hemen to infinitive'ı ardına koyuyorsunuz. Neyi? Kapatmayı. To kapatmak. Sevgili arkadaşlar, close'dan bahsetmiyor. Herhangi bir elektronik aleti, işte ışığı ve benzeri kapat dediğiniz zaman turn off'u kullanırsınız. Aç dediğiniz zaman turn on'u kullanırsınız. Bunlar phrasal verb'lerdir. Zaten phrasal verb kursunda da rahatlıkla bunu görebilirsiniz. Orada da detaylı bir şekilde anlatmıştım. Bu videonun açıklama kısmında da linkleri bulabilirsiniz Udemy'den. Aynı zamanda YouTube'dan da tabii ki katıl butonundan alabilirsiniz. Evet, to kapatma kanunda turn aynı zamanda bu araya nesne alanlar grubuna giriyor arkadaşlar. Separate phrasal verb dediğimiz olay. Off'u yazarsınız turn off şöyle. Neyi? Onu. It. Turn it off şeklinde noktaya koyarsınız. 6'ya geldim ve son cümlemiz, bunu belirteyim. İşe giderken gazetemi okumayı severim ama sık sık arkada bırakırım. Okuyup bırakıyormuş. Ben severim. I like ile birlikte başlayın. Okuma kanunda fiilimiz reading. I like reading. My newspaper. Newspaper. Gazetemi okumayı severim. Bir şey yaparken, işe giderken. Can anlamında burada while kullanabilirsin. Aynı zamanda as de kullanabilirsiniz. Az önce hatırlatmıştım arkadaşlar. Peki özne ortaklığı var mı? Ben işe giderken, ben gazetemi okurken. Elbette var. Yani rahatlıkla bu cümleyi yalınlaştırmak için kısaltabilirsiniz. While artı verb ing ile yani. İşe gitmek anlamında go to work, going to work'e döner. Travel to work, traveling to work'e döner. Bunları çeşitlendirebilirsiniz. Size göstermek istediğim ifade kısaltma. Burada. Bağlaçla birlikte kısaltma. Ama diyor batı koyuyorum şöyle. Sık sık arkada bırakırım. Çok güzel bir cümle. Ben sık sık. I az önce hatırlattım sık sık zarflarını değil mi? Often, frequently, generally, usually. Bunları kullanabilirsin. I usually. Arkada bırakmak ifadesi çok güzel bir ifadedir. Bir kere bırakmak anında genellikle leave'i kullanırız. Araya bir tane nesne girer ve behind'i kullanırız. Şöyle güzelce bir yapı oluşur. Leave behind. Arkada bırakmak demektir. Neyi? Onu tekrardan newspaper yazmaya gerek yok. Noktaya koydum. I usually leave it behind. Arkada, arkamda bırakırım anlamında kullandım. Cümleye noktaladım. Evet, 62. bölümde bu şekilde noktalanmış oldu. Tekrardan görüşmek üzere.